Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, bugünkü pratik salata bölümümüze şöyle bir geçiş yaptık tekrardan. Şimdi salatamızda neler kullandığımızı size göstereceğiz. Şöyle bir bakalım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, pratik salata bölümümüzde de şöyle 4 tane domatesimizin içini çıkardık ama içini israf etmedik. Şöyle biraz taze nanemizden alalım. Biraz da dereotu maydanozu alabilir miyim Ayşegül Hanım? Evet, şöyle pratik bir salata daha hazırlayalım. Evet. Yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Şöyle çok hafif. Evet, programımızı kapatırken bugün güzel bir paylaşım inşallah yapacağız. Sizlerle paylaşacağız. Güzel bir klip göndereceğiz. Onu da inşallah ekranlarınızdan ayrılmayıp izlerseniz çok seviniriz. Bu az önce değindiğimiz konularla ilgili. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, domateslerimizi güzelce doğradık. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, bir tutam da taze nanemizden de aldık. Onları da şöyle küçük küçük bir doğruyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunları şöyle bir güzelce bir karıştırdıktan sonra şunu bir açıp yarısını dökebilir misiniz Ayşegül Hanım? Tamam. Ceviz. Cevizimizden bir avuç kadar sevgili izleyicilerimiz, şöyle cevizimizi de içine ilave yapıyoruz. Evet. Ve şöyle güzelce bir karıştıralım. Şöyle cevizlerimizi de yeşilliğimizle beraber güzelce bir karıştırdıktan sonra şöyle direkt ne yapıyoruz? Domateslerimizin içine ilave yapıyoruz. Çok hafif biraz yağımızdan dökebilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii. Evet. Şöyle bir adet de soğanımızı da alalım. Ah pardon. Evet. Evet. Şöyle yağ döktük. Teşekkür ettim. Rica ederim. Şöyle soğanımızı da sevgili izleyicilerimiz şöyle bir... Limon suyu da ister misiniz? Az bir şey dökebiliriz. Güzel bir lezzet olsun diye. Şöyle bugünkü pratik salata bölümümüze çok fazla bir şey gerek yok sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi elimizdeki olan malzemeleri değerlendiriyoruz. Evet, yeşilliklerle zaten harika oluyor. Böyle ben çok seviyorum dereotu, ondan sonra maydanoz, roka, taze soğan. Bir de şey, rokanın diğeri neydi usta? Roka'nın kardeşi Tera. Tere. Evet, Tere. Onu da böyle ben doğrayıp güzel salatalar yapıyorum. Muhakkak öneriyorum aslında sizlere. Aslında doğramadan da şey yapabilirsin. Ama de, bu şekilde doğradığımız zaman böyle hepsi birbirlerine böyle harmanlıyoruz. Muhteşem oluyor. Kesinlikle denesinler. Bir de kuzu kulağı var. Evet. Kuzu kulağı da biz dün yapmıştık. O da çok güzel. Biliyorsun apayrı bir tadı var. Vallahi yeşil olsun da ne olursa olsun. O kadar ben bilmiyorum. Ben seviyorum yeşilliği. Böyle bütün yeşilliklerden hele salata yapıldığı anda kesinlikle hayır demem. Kuzu mu, salata mı, salata derim yani o derece. Bu da aslında güzel bir şey değil mi? Evet, çok seviyorum. Zeytinyağlılar da aynı şekilde. Evet, şöyle sevgicilerimiz güzelce güzel oldu. Ellerimize sağlık. İçine ilave yaptık. Daha bu bitmedi. Şimdi biraz süsleme yapacağız. Tamam. Şöyle eldivenini çıkarayım. Şimdi şu biberleri... Ah usta, bence hiç süslemeyelim. Doğramadan koyalım veya. Hiç süslemeyin bence arkadaşlar. Ben geç öyle koyacaktım ama neyse. Hiç doğramayalım bence. Şöyle domateslerimizi tekrardan şöyle... Yani bakarken bile o yeşillik gözümüzü yakıyor. Ne kadar acı olduğu belli. Bence yiyelim, salatayı ziyan etmeyelim. Şöyle havucumuzu da alalım. Evet. Şöyle sadece süs olsun diye sevgicilerimizi şöyle kullanacağız. Ne yapalım? Evet. Şöyle güzelce. Jülyen şeklinde bir doğrayalım. Evet. İnanın gözüm yandı desem inanır mısınız? Evet. Hakikaten gözüm yandı. Hakikaten. Yani felaket, bu nasıl bir acı, bu nasıl, Allah'ım yarabbim. Sana ne diyeyim, ben poşetten çıkardım ya. Evet, ondan... siz böyle şimdi şey yaptınız ya, bir hani esinti oldu ve şu an gözüm inanın yandı yani. Ayhan'ım yer misin? Bir tane vereyim mi? Ayhan'ı acile kaldırırız herhalde. Evet, salatamız da hazır. Ellerinize sağlık. Gayet güzel. Bütün yemeklerimizi yetiştirdik sevgili izleyenlerimiz. Tam da zamanında, vaktinde. Şunları kaldıralım. O zaman tamam. Tezgahımız. Kaldıralım onları. Ne kadar vaktimiz var? Evet, vaktimizi de doldurduk. Evet, tamam.
Şunları bir alalım. Ortalık da şöyle bir açılsın. Tamam. Sevgili izleyicilerimiz de görsün diye. Bugün çay yaptın, çay vermedin bize değil mi Ayşegül? Vallahi usta seni izlemekten, bugün yemekleri izlemekten artık çayı da unuttuk biz. Çok güzel böyle sunumlar yaptın. Uzak, dertten sağlıklı, uzak. Dertten uzak, sağlıkla, sıhhatle inşallah bütün dualarınızın kabul olduğu güzel günlerle hepinize Allah'a emanet ediyorum.